Evet, hoş geldin tatlı Çocuk. Geometri canavarlarıyla, canavarlarıyla gene beraberiz. Üçgende açılar diyoruz tekrardan. Önümüzde ne var? İkiz üçgene ait söyleyeceğimiz çok tatlı özellikler. Bir ikizkenar üçgen gördüğünde ne yapacaksın? Tepe noktasından dik indireceksin. İndirdiğin dikimi ne halta ayıracak? Tabanı iki eş parçaya bölecek. Aynı zamanda açı ortay olacak. Yani yükseklik, açı ortay, kenar ortay. İkiz kenar üçgenin tepesinden inen Yükseklik, kenar ortay, aç ortay aynı doğru parçaları diyeceğim. Tamamdır çocuk. Peki bir ikizkenar kenar üçgenin tepe noktasında çizilen yükseklik hem aç ortay hem de kenar ortay dedik. E, peki buradan nasıl bir sonuç çıkaracağım? Diyeceğim ki eğer indirdiğim yükseklik aynı zamanda kenar ortaysa bunun aç ortay olduğu ve bu üçgenin ikiz kenar olduğu sonucu otomatikman cepte. Benzer şekilde aç çizdim ve bunun yükseklik olduğunu söylediysem gene bunun Kenar ortay ve bu üçgenin ikisi kenar olduğu cepte aç ortayın kenar olduğu kenar ortay olduğu söyleniyorsa 90 dereceye gömüp yani bunun bir ne olduğunu yükseklik yük olduğunu söyleyip bu üçgenin de ikizkenar kenar üçgen olduğunu söyleyeceğiz. İkisi varsa diğer ikisi cepte diyeceğiz. Tatı çocuk. Güzel. Devam edelim bakalım karşımıza nasıl sorular çıkıyormuş. Evet şunu biraz büyütüyorum. ABC bir üçgen diyor ki AD açıortay, BD eşit de. Bak şimdi tatlı çocuk, şurası şuna eşit ve bu açıortay ise, o zaman bunun 90 olduğunu ve bunun ne olduğunu söyleyeceğim, İkizken'e üçgen olduğunu. Güzel, o zaman işim bitti. Nasıl nasıl bir abi? İkizkenar üçgenin taban açıları birbirine eşitti, yani 65 ise burası da 65. Sonra o tatlı çılgın unutacağın özelliği kullanıyorum nerede şu üçgende? Dikkat et. Bu üçgende iki tane iç açı ölçüsü belli. Kim onlar? Alfa ve 20 kardeş. Bu ikisinin toplamı kendilerine komşu olmayan yani üçüncü diye tabir ettiğimiz dış açıyı veriyordu 65. Alfa kaç olacak o zaman buradan? 45 deyip noktalayacağım. Güzel. Gel bakalım. Evet, ürkütücü görünen bir soruyla karşı karşıyayım. ABC bir üçgenmiş. Bakıyorsun hakikaten öyle. EG'nin ortay olduğunu söylemiş. Fakat ekstra bir bilgi daha var burada. Gel açısı 90 derece. AB açı ortay aynı zamanda yükseklik. O zaman ne diyorum? Bu üçgen aynı zamanda ikizkenar. Yani şu açı 40 ise şu da 40. Harika. Devam ediyorum. Bir diklik daha vermiş. Şurada. Neresi? DF, dik diyor. Okey. E, AF eşit FB diyor. Ana. E, kız yine burada aynısı var. Ne var? Yükseklik indirip kenar ortay demiş. O zaman buna da ikiz kenar diyeceğim. Yani tık 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 tık. Yani bu açı 35 ise şu açı da 35. Güzel. Buna göre alfa kaçtır diyor. Bu büyük üçgenin yani ABC üçgeninin iç açı ölçüleri toplamı 180 deyip işi bitireceğim. Ne yapacağım şimdi? B açısında 35 derece var. C açısında 40 derece var. A açısında da 35, 40 ve alfa var. Yani alfa artı 75 var. Bu toplamın 180 olduğu sonucunu Biliyorsun zaten. Al sana 75, 75, 150. 150'yi karşı tarafa zıplat. Alfa eşit 30'de noktayı koy. Ne kadar güzel değil mi? Geldi yani de geometriyi sevme. Evet çok daha tatlı bir soruyla karşı karşıyayım. ABC bir üçgen diyor. Okey diklik verilmiş. Ve ACBE'ye eşitlenmiş. Ya abi tamam bu ne işte ama. Biri Anya'da biri Konya'da. Çok alakasız bu çok da bir işime yaramayacak gibi. Fakat tatlı çocuk mevzuyu şurada koparacağım. AD BD'ye eşit diyor ve ve şurası 90 derece diyor. Yani yükseklik aynı zamanda kenar ortaymış. O zaman diyor ki bu üçgen aynı zamanda ikizkenar üçgendir. Hangisi şu? Hatta şuralarda eş açılardır. Yani bu açıların ölçüleri de birbirine eşittir. Bu aç açı ölçüleri çok işime yaramayacak burada benim ama şunu söyleyeceğim neyi? BE uzunluğu AE uzunluğuna eşit. O zaman bunlar da birbirine eşit olmuş oldu ki şimdi çok tatlı oldu. Peki gel buraya. Burası 35 de tatlı çocuk. O zaman şurası da 35. Evet. Tunahan izliyorsa ona gelsin bu. Aynen. 35 35 yani iki iç açı ölçüsü toplamı kendilerini komşu olmayan dış açıyı veriyordu 70. Arhan bak bu senin sevdiğin özellik. Abi şu üçgen yani ikizkenarı mı? Evet. O zaman şurası da 70. O zaman bu içini sarıyla boyadığım üçgenin iç açıları alfa ve 70 70. Yani alfa ve 140. Gene 180 diyeceğim. Al sana alfa kaç derece birader 40. Müthiş. Arhan'ın sorusu yine 40 çıktı bak. millet hareket ediyor 40. dön. Evet pilimiz azalıyormuş. Yetersen herhalde diye düşünüyorum. Yetmezsen uyarı veriyorsun zaten ama beş kurtarır. Devam. Evet ne diyorum tatlı çocuk? ABC bir üçgen tamam. AD aç ortay ona da tamam. Ha, çok iyi. Çok iyi ne çok iyi. Şimdi bak hemen sorunun devamına geçmeden. Açı ortayı ve ikiz kenarlığı gördüm. Diyorum ki abi o zaman şurası diktir. Ve şu minik parça şu minik parçaya eşittir. Güzel. Güzel harika. E o zaman abi burası da dik. Burası da dik. O zaman dikkat et. Şu üçgen de ikizkenar olacak. Niye? Niye hoca? Bak bunu göremeyebilirsin. Çünkü tatı çocuk şurası da yükseklik ve şu parça şu neşit. O zaman bu üçgen de ikiz kenar. Bu üçgen de ikiz kenarsa şu açının ölçüsü de alfa olur. Niye? açıortay ortay olacak dedik aynı zamanda. Yükseklik kenar ortay olmuş. O zaman üçgen ikiz kenardır ve o yükseklik aynı zamanda aç ortaydır. Ana! O zaman şu üçgenin yani şu üçgenin iç açıları ölçüleri toplamına bakalım. 90 var. 20 var ve alfa var. 90 20 ve alfa bunların toplamcıkları 180 edecekse alsana alfa 70. Veya alfa ile 20'nin toplamı da geç yani ne uğraşacak sonunda. Değil mi? Aynen. Evet, sıradaki. Oo, en sevdiğim. Ne o dik üçgen? Dik üçgende ne? Hipotenüse inen kenortay. Hipotenüsü uzattım kenortay. Diyor ki bir dik üçgende hipotenüs ait kenar ortayı uzunluğu hipotenüs uzunluğunun yarısına eşittir. Yani bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur. Şu üç parça birbirine eşit diyeceksin tatı çocuk. Ne zaman? Dik üçgenin dik köşesinden çıktığın kenar ortay söz konusuysa. Güzel. Bak bunu unutma. Bunu kimileri muhteşem, kimileri süper üçlü diyor. Sen ne diyeceksen de fark etmez. Şimdi adam bana diyor ki eğer bir 90 dereceden kenar ortay çizdiysen abi hemen şunu cüp, cüp yani BD eşit DC eşit hemen AD yaz. Veya 90 derece var ve şu ikisi birbirine eşit diyorsa hemen şunu cüpcüpla. Çup yani BD eşit AD eşit ne yaz? DC yaz. Veya tadı çocuk şu üçü birbirine eşitse hemen buraya 90'ı göm. Yani BAC açısının ölçüsüne 90'ı göm. Bunları yap artık. Bunları yap. Uğraştırma. Uğraştırma. Yoksa soruyla bayağı debelenirsin. Şimdi ne görüyorum? Bir dik üçgen vermiş. Tamam abi çok güzel. Şimdi bu dik üçgende ne görüyorum? Bakınız dik köşeden yani AD'nin kenar ortay olduğunu görüyorum. O zaman abi buna da bir tıklık koyacağım. E koy hocam. Ne işe yarayacak bu? Bak şimdi şu üçgene. O üçgen ikiz kenar. Dolayısıyla buraya 70 koyan adam şuraya da 70 koyacak. 70, 70, 140, alsana 40. E bu A açısının ölçüsü 90'dı. O zaman alfa ile 40'ın toplamı 90 acı. Alfa kaç? 50. Ne kadar tatlı değil mi? Müthiş. Aa, bak bu da iyi. <laughs> Nesi iyi hoca belki diyeceksin. Sorular pek keyifli değil. Öyle deme tadı çocuk. Bak 1, 2, 3. Bunların üçü birbirine eşitse demek ki şurası 90'mış. Abi o zaman burada 90'dır. Şu üçgenin iç açıları ölçüleri toplamına bakacaksın. Veya bakımına gerek yok. Bu açı 90 derece ise 40 ile alfanın toplamı da 90 Alfaya 50'yi paketle. Çünkü dik açılı bir üçgende 90 derecenin dışındaki açılar, diğer iki açı nasıl iki açıdır? Tümler değil mi? Birbirini 90'ı tamamlar. Evet sıradaki soru. Şekiller gittikçe ürkütücü oluyor. Olsun. Sıkıntı yapma. Bak şimdi 90 dereceden şöyle iki kenar birbirine eşit olacak şekilde bir ikizkenar üçgen çıkarmış. Ne diyorduk? Şu B'de de onları eşit diyorduk. Ee, abi ne kadar güzel. Ne kadar güzel? Şu kadar. Şurası o zaman ikiz kenar bir üçgen. O zaman 75'i yazdıysa ise... şuraya da 75 yazacağım. O zaman bu BDE üçgeninin iç açıları ölçüleri toplamı alfa 75-75 yani 150. Küçüldeyim bunu. Öyle çok çirkin yazılıyor. Alfa ve 150. Toplam çakıları 180. Al sana alfa eşit 30 abi. Müthiş. Evet ABCP dük üçgen tamam eşitlikler verilmiş ona da tamam. Az önceki sorudan çok da bağımsız değil. Niye? 90 dereceyi ve kenar ortayı gördüysem o zaman şu AD'ye de tık tık koyacağım. Peki ne halta yarayacak? Abi bu 35 ise şu da 35. Arhan'ın sevdiği özellik ne o? 35, 35, 2 iç, 1 dış verecek. Yani şu zenci açı kaç abi? 70. Abi o 70 ise şuradaki ikiz kenarlığı da gör. Şunu, bunu gör. Gördün bunu. O zaman şu da, şu da zenci açı ve ölçüsü 70. Abi bu da 70. Peki. Okey tamam 70, 70 ne yapıyordu? 140. O zaman birader şuraya da ne kalacak? 40 şu kırmızıya. Güzel. Şimdi büyük üçgene odaklan ABC üçgenine. ABC üçgenindeki A köşesinin 90 derece olduğunu gördüm. O zaman diğer iki açının yani B ve C açılarının yani 40 artı alfa ile 35'in tümler olduğunu söyleyeceğim. Yani toplamcıklarının 90 olduğunu söyleyeceğim. Peki alfayı ne çekeceğim buradan abi? 75'i öbür tarafa fişekle kaç olur? 15. Evet ABC bir üçgen tamam AD aç ortay. eyvallah eşitlikler verilmiş. İlk görmen gereken şey şu. Neyi göreceksin? Bak burada aç ortay aç çizmiş neyi? Demişken ortay. O zaman diyeceksin ki abi bu üçgen ikiz kenardır. Aynı zamanda burası yüksekliktir filan. İkiz şimdilik kullanmayacağım. Niye? Çünkü çok güzel yürüyeceğini gördüm diğer taraftan. Ne yürüyecek? Şimdi buraya 90'ı yazdın. E burada da kenar ortayı var. O zaman demek ki şuna iki tık koyacaksın tık tık. Muhteşem üçlü burada da. Soru bitti mi? Bitti abi. Nasıl bitti? Eğer şu açının ölçüsüne 70 dediyse şu açının ölçüsüne de 70 diyeceğim. Şuna. O zaman şu üçgenin iç açıları ölçüleri toplamına bakacağım. Ne var orada? Alfa var. 70 var. 70 var. Yani alfa artı 140 eşittir 180. Alfa eşittir 40 dedim. Bitirdim. Güzel, harika. Evet, karma örneklerimde neler var? Bir bakalım. ABC bir üçgen. BD açı ortay. A, da, 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 da. Güzel. Ne gördüm? Şunu gördüm. Şimdi bakınız yükseklik var burada. Aynı zamanda kenar ortaymış. O zaman diyorum ki abi bu üçgen ikiz kenardır. Hangi üçgenden söz ediyorum? AB uzunluğunun AC uzunluğuna eşit olduğunu söyleyeceğim. Yani burası şöyle tık tıklı dalgalı. Şurası da böyle dalgalı. He, o zaman 50 ise bu açı, B açısı da 50 ama dikkat et, B'de bir açı ortay var. O zaman bu açı ortay o 50'yi 25-25 böler. Şu damarları siliyorum. O zaman A bir şuradaki üçgene bak şimdi. O tatlı şeyi yazıyorum gene. İki iç açı ölçüsü toplamı bir dış açıya. Yani x eşittir 25 artı 50'ye eşit olacak. X'i de buradan 75 bulacağım. Noktayı koyacağım. Müthiş. ABC bir dük üçgen tamam abi, 90 dereceyi göstermiş bana ve şu kenar uzunluğunun şuna eşit olduğunu söylemiş. O zaman üçüncüye de tık tık koyuyordum. Güzel. Peki ne oldu şimdi? BAE e, 100. Şimdi bu dursun 69'dan yürüyeceğim. Şimdi bunu da yanlış anlama 69'dan yürüyeceğim. Abi ikiz kenar üçgen şu kenar şuna eşit. O zaman 69 69. Ne yapıyor ikisinin toplamı? 138 mi? Ne kalır abi o zaman şuraya? 180'den çıkar 42. 42. Okey. Şimdi geldim buna neye? Şu açının ölçüsü 100 BAE. Birleşik Arap Emirlikleri gibi. Abi şurası 100 ise yukarıya 42 yazmışım. 100'den 42 çıkar. Ne kaldı buraya? 58. Bitirdim o zaman soruyu. Nasıl bitirdin hoca? Şimdi boyayacağım üçgene dikkat et. Neyi boyuyorum? Şu ABC üçgenini. ABC üçgeninde B köşesindeki açının 90 derece. Yani bu üçgenin dik açılı bir üçgen olduğunu görüyorsun. O zaman diğer iki açının yani X ile 58'in toplamının da 90 olduğunu söyleyeceksin. Niye abi? E az önce söyledik ya tatlı çocuk. Neyinle dinliyorsun bize? X'i kaç buldum? 32. Müthiş. Nokta. Gel bakalım yan tarafa. Evet ürkütücü bir şekil var. Olsun. ABC bir üçgen diklik var. Güzel. Önce şu dikliğe yoğunlaştım. Nereye? Şuna. Niye? Çünkü gözlerim şunu gördü. Abi şu şuna eşit ve yükseklik var. O zaman diyorum ki şu minik parça, şu minik parça. Bunlar birbirine eşit. Çünkü yükseklik ne olmuş? Kenar ortaya olmuş. Abi aynı zamanda açı oluyordu. Ve üçgen ikiz kenar oluyordu. Tamam. 20 demiş alfa demiş bana diyor ki alfayı bulur musun bakalım becerebileceğiz mi şimdi burada şunu görürsen iyi olur yine arhanın sevdiği özellik ne o abi şurada şu içini sarıyla boyadığım üçgende alfa ile 20'nin toplamı neyi verecek birader bir dış açı. yani şunu şurasının ölçüsüne ne diyeceğim alfa artı 20 güzel şimdi dikkat et biraz bu sorunun suyunu çıkaracağım bir üçgeni daha boyuyorum. Hangisini boyuyorsun hocam? Şunu. Şimdi bu üçgen dik açılı üçgen yani dik üçgen. O zaman diğer iki açısının ölçüsü yani 90 derecenin dışındaki diğer iki açının ölçüsü de 90 olacaktı. Bütünler olacaktı bunlar. O zaman şuraya yazmam gereken şey alfa artı 20'nin e, tümleri az önce bütünler dedim özür diliyorum tümleri yani 70 eksi alfa. O zaman abi Şurası da 70 eksi alfa. Niye? Aç orta olur demiştik. Evet. Şimdi diyeceksin ki nereye gidiyorsun? Çok uzattık aslında soruyu. Aynen. Neyse. Şimdi ikinci yolla çözelim bunu sonradan. Şunu da silebilirsem eğer silülen. Neyse. O zaman biz de şöyle yapalım. Şimdi şu üçgenin iç açıları ölçüleri toplamına bakacağım. Ne olacak abi? 90 var, alfa var. 2 tane 70 eksi alfa var. E 90 varsa diyorum ki alfa ile yani B köşesindeki açı ile E köşesindeki açı yani 2 tane 70 eksi alfa yani 140 eksi 2 alfanın toplamcağızı 90 olacak. Buradan alfayı yavaş gel. Ee ne bulacağım? 50. Şimdi soruyu uzattık. Niye uzattık? Çünkü çok debelendik. Yani dikkatle odaklanamayınca bu böyle oldu. Şimdi ben bunu siliyorum. Evet ne yapacağım? Şunu yapacağım öncelikli olarak. Şuradan yürüyeceğim. Şimdi bu 20 çok enteresan bir yerde fakat şu açının da 90 olduğunu biliyoruz. O zaman şu açıya diyeceğim ki abi 20'nin tümleri yani 70. O zaman şu da 70. Neden? Ters açılar. O şimdi bak daha tatlı oldu. Az önce ne demiştik? Bu üçgenin ikizkenar kenar ve şu açıların eş açılar olduğunu söylemiştik. Bilader bu da 90 değil mi? O zaman buraya 70 yazdıysa adam şuraya 20 yazar. Yani buraya da 20 yazar ve soruyu bitirir. Nasıl bitirir? Az önce şu üçgeni boyamıştım. Yeşilli şimdi sarıyla boyadım. E, 90 var bir tane tadı çocuk. E, o zaman bu köşedeki B açısıyla E açısı yani alfa ile 20-20 40'ın toplamı da 90 olacak. Alfa eşit 50 yapmak buradan daha makul bir çözüm olur. Güzel, diğer bir yol da ellerinden öpsün diyelim. Üçte çıkar mı çıkar? Üçüncü yolu bulan yoruma yazsın. ABC bir dik üçgen, DE açıortay. Evet, evet, evet falan filan intermilan. Şimdi ne görmen lazım öncelikli olarak? Tatlı çocuk, şurada bir yükseklik var. Bu yükseklik aynı zamanda açıortaymış. O zaman ne oluyordu? Kenar oluyordu ve bu üçgen ikiz kenar oluyordu. Şimdi bu üçgenin ikiz kenarlığı çok işime yaramayacak ama şunu söyleyeceğim. E şu A açısı da 90 ve A E'nin kenar ortay olduğunu söylüyorsan o zaman şuna da tık tık koyacaksın. Bitiriyorum soruyu. Nasıl bitiriyorsun hoca? Katı çocuk şurası ikiz kenar üçgen mi? Evet. O zaman diyorum ki abi 35 ise şuraya da 35 yaz. 35-35 ikisinin toplamı da alfayı versin 70. İki iç bir dış. Müthiş. Valla çok iyi. Evet geometri canavarı. tatlı çocuk. Artık ne diyeceksen kendine. Geometri canavarı de. Çünkü bu geometri halledebilirsin. Bugünü burada bırakıyorum. En yakın zamanda gene kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve sağlıcakla kalmanı, iyi ders çalışmanı, kendine iyi bakmanı temin ediyorum. Ara tatil bitti. Kasım ara tatili. Çok fazla bir vaktin yok. Bundan sonra daha iyi yardırmalısın. Yoksa haşırt yani en yakın zamanda görüşmek üzere diyelim. Tatı çocuk kendine iyi bak. Beğen, paylaş, abone ol. Canımı ye.